Efendim hoş geldiniz tekrar mutfağımıza. Biz Oya Emer Hanım'ı bulmuşken bir tarif daha alalım dedik. Ve çok lezzetli bir kaşarlı çubukları var. Onlardan evet. Yapacak bugün bize. Daha sonra da Anadolu'da pirpirim dedikleri yabani semizotuyla bir yemek yapacağız. Ben de onu hiç bilmiyordum. Evet, çok basit aslında. Çok yöresel aslında. Ama buralarda ben görmedim hiç yapıldığını. Onun için çok da burada semizotu var biliyorsunuz. Her yerden evet, çıkıyor. Evet, her onun için hani burada daha çok salata yapıyorlar, yoğurtla karıştırıyorlar falan ama sıcak yemek olarak ben burada hiç görmedim. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Vallahi biz semizotunu kıymalı pişiririz ama bu farklı bir şey sanıyorum. Burada ben görmedim. Hani biz pişiririz evet. İstanbul'da pişirilir evet. Ama burada ben daha çok salatada gördüm. Bilmiyorum. Varsa da her programda söylüyorum. Diyorum ki atanızdan dedenizden bildiğiniz tarifler kaldıysa ya da çok enteresan bir tarifiniz varsa konuğumuz olun. sofra@erenlersofrasi.com maillerinizi bekliyoruz. Evet, şimdi yapalım bakalım çubukları. Çok kolay ama çok lezzetli bir şey. Bizim ailede de baş köşeye oturdu. Ne güzel. Şimdi sizlerle yapalım. Hı hı. 350 gram kadar unumuz var. Tamam. Bunu alıyoruz karıştırma kabımıza. 150 gram kadar rendelenmiş kaşar peynirimiz var. Bunun yarısını ayırıyoruz, yarısını hamura katıyoruz. Hı hı. Eski kaşar, taze kaşar değil, eski kaşar. Eski kaşarı tercih ediyoruz. 200 gram kadar tereyağımız var, oda sıcaklığında. Tamam. 1 adet yumurtamız var, 1 kaşık da sirkemiz var. Tuz koymuyoruz çünkü kaşar peynir zaten çok tuzlu. Şimdi bunu hemen yoğurmaya başlıyoruz. Dediğim gibi çok basit, hemen her evde bulunan malzemelerle her an yapılabilecek bir tuzlu kurabiye. Şimdi kaşar peynirle çok lezzetli oluyor tabii ama başka peynirle de yapılır mı sizce bu? Mesela buralarda... Vallahi belki lorla denenebilir. Ben de hatta denemek istiyorum lorla. Kaşar loruyla belki diye düşündüm. Onu da deneyeceğim. Beyaz peynirle de sanki olur gibi geliyor bana. Bak, değil mi? Denemek lazım. Beyaz peynirle olabilir. Neden olmasın? Belki İzmir tulumla olur. Çok ne güzel. Bir... Evet, İzmir tulumla da olur. Ama kaşar peynirinin lezzeti çok farklı. Tabii eminim. Biraz da besleyici o. Evet. Gene de çok. Evet, zaten çok seviyoruz böyle besleyici çok, şeyleri. Çok. Önce böyle ekmek ufağı gibi oluyor. Sonra yavaş yavaş hamur toparlanıyor. Bir yarım saat kadar dinlenmesi gerekiyor hamurun buzdolabında yoğrulduktan sonra. Sonra çubuk şeklini veriyoruz. Yumurta akı ve gene rendelenmiş kaşar peynirini bulayıp fırına veriyoruz. O yumurta akının sebebi o yani. Evet. Yumurta akını hazırladık buraya. Evet. Biraz toparlanması zor bir hamur. Ama el sıcaklığı ve tereyağı da eridikçe. Evet, hiç içine su koymuyorsunuz. Hiç koymuyoruz. Hayır, sadece sirke var, yumurta var bağlayıcı olarak. Evet. Bunda bu şey böyle tuzlu tarifler de hep benim oğlum olsa daha çok hoşuma gider. Bunu herkes çok seviyor. Hatta bazen çaya geliyor arkadaşlar, biz bir şey yemeyiz falan diyorlar. Bunu görünce bakıyorum. Tabağın boşalmış olduğunu görüyorum. Evet. Bu aslında şey yani çayda çayın yanında vesaire atıştırmalık ama şey de olur belki. Hani bizim bu tadım sofralarında koyduğumuz yufka çıtırları yerine de konabilir sanki. Konabilir. O zaman çubuk şeklinde değil de belki düz açıp kesmek lazım. Çubuk şeklinde de olabilir. Ondan sonra bunu
hani peynirle yumurta akına değil de işte ne bileyim kekikle, sarımsakla falan. Oo, ben uçmaya başladım gene. Çok güzel. Bunlar bana da fikir veriyor. Tabii. Evet. Her sefer aynı şeyi yapmaktansa denemekte yarar var. Evet, zaten çok fena bir huyum bendeki. Ben şimdi bir tarif okuyorum. Diyorum ki ilk defa yapacağım bunu, tarife göre yapmam. Evet. Yok, imkanı yok. Yolun yarısında bir şey, bir katı veriyorum içine. Hadi bakalım. Ben de böyle aklıma bir şey koyduğum zaman gece yatıyorum. Başka bir şey düşünemiyorum. Ne yaparsam ne olur? Bunu koyarsam ne olur? Bu biraz da hani bir zamanlar benim çocukluğumda, gençliğimde her şey, her malzeme bulunmuyordu. Evet. Onun için onun yerine ne koyarım, bunun yerine ne koyarım? Hani yabancı mecmualardan bir şeyler yaptığım zaman biraz da oradan ya kaldım. Ya yabancıyı bırakın, Güneydoğu'da olan bir sürü gurme tabii diyebileceğimiz hiçbir şey yoktu ki. Tabii. Bu taraflarda. Tabii. Evet, sağ. Böyle. Evet, yoğura. Evet. Fakat mermerde de yoğurunca başka türlü oluyor, çok değil mi? Çok farklı oluyor. Onun için hemen kalıp şeyi attım. Evet. Tereyağı tabii. Şeyle birleşince, kaşar peyniriyle birleşince yerken dayanılacak gibi olmuyor. Ben şimdi hamuru artık halledebilir hale getirdim. Toparlandı gördüğünüz gibi. Yarım saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Dinlenecek. Tamam. Ondan sonra şekil vereceğiz. Buzdolabına koyalım. Onu beklerken de şu semizotunu yapıverelim. Şimdi soğanla başlıyoruz tabii. Klasik, çok basit bir tarif aslında. Aynı aslında bizim ıspanağı yaptığımız gibi ama semizotunla. Evet, soğanı küp küp doğradım. Ondan sonra şurada güzel tencerenin altını yakacağım şimdi. Zeytinyağını aldım. Zeytinyağıyla pişiriyoruz. Zeytinyağıyla pişiriyorum ama bu zeytinyağı hep yabancılara anlatıyorum. Burada da anlatayım. Siyah zeytinden elde edilen zeytinyağı. Ayvalık zeytinyağı. Ve kokusu yok. Yani yemekte pişirdiğiniz zaman o böyle zeytin kokmuyor. Buranın yağını yemekte ben pişirdiğim zaman çok fazla zeytin kokusu geliyor burnuma. Onun için onu çiğ yaptığım salatalarda çok severek kullanıyorum ama yemeklerde bu ayvalığı siyah zeytinden olan kokusu çok az olan. Evet, o kadar da çok çeşitli zeytinyağı var ki. Evet, şimdi çok var. Herkesin şeyi farklı. Ama ben de bu katıldığım zeytinyağı seminerinde bir şey öğrendim. Riviera diye bir yağ yokmuş. Hiç bilmiyordum. Evet. Riviera bir şef arkadaşım makine yağı demişti ona. Evet. Zeytin yağcılar da aynı şeyi söylüyorlar. Evet. Aslında... Şimdi bu arada tuz ve karabiber tabii koydum ben bunun içine. Evet. Böyle güzel. Soğanı bir önce karabiberinle, tuzuna birazcık da pul biberiyle kavuracağız. Acı, tatlı? Hafif acı. Çok değil. Hafif. Yani tabii nasıl istiyorsanız aslında size kalmış bir şey bu. Çok acı seviyorsanız çok acı koyun. Şimdi bu dediğim gibi bizim hani ıspanağı yaptığımızın semizotuyla yapılan ama ismi benim çok hoşuma gitti. İsmi çok değişik. Ben de ilk kez duyuyorum. Güneydoğu'da bu şeye semizotuna pirpirim diyorlar. Pirpirim aşı bunun da adı. Oralarda. Eski değil. Şeylerin yaşaması çok güzel. Evet. Şimdi
Şimdi bir de bu şeyim var. Şimdi tabii domates çıkmaya başladı ama ne kadar olsa tera domatesi. O Ağustos'taki güzel domatesler değil. Onun için ben yine bizim bu güzel sosumuzu kullanacağım. Böyle de tabii daha da pratik oluyor hazır. Evet. Bunun içinde zeytinyağı var, biraz sarımsak var. Tuz var, karabiber var, başka bir şey yok. Kendi yaptığımız kışlık domates sosumuz bu. Her sene hazırlıyoruz. Her sene hazırlıyoruz. Ağustos'ta önemli bir vaktimizi bu alıyor. Ama ondan sonra bütün sene rahat ediyoruz. Aslında hani özellikle de çalışan hanımlar için bu olmazsa olmaz bir şey. Doğru. Bundan makarna yap, işte ne bileyim mi çorba yap, ne istersen yap, elinin altında hazır olması çok kolaylaştırıyor insanın işini. Bir de domatesin şimdi en güzel zamanında, benim babam çok meraklı, domates yetiştiriyor kendi tohumundan bilmem ne. Ağustos'ta tabii bir sürü bunlar çıkıyor ortaya. Ya tüketeceksin ya bir şey yapacaksın. O kadar domates de tükenmiyor. Ama çok sağlıklı bir şey. Evet, soğanlar pişti gibi. Ben bunu içine domatesini koyuyorum. O kadar çok koyuyorsun. Evet, evet, bol domates. Bol domates. Ondan sonra içine bu şeyleri, neden ona, sebzeotlarını şöyle ufalayıp ufalayıp elimle kırarak atıyorum. Yardım edeyim mi? Olur. Olur. Bunları görüyorum arkadaşlarım bahçelerinde, çimenlerin arasından çıkıyor ya bunlar, evet, atıyorlar. Evet. Geçen gün ne dedim, ne yapıyorsun sen ya dedim ya, atılır mı? Bilmiyorlar tabii, yabani olduğu için herhalde. Şimdi bu biraz daha şey, daha aromatik ya şeyinden, hani hazır o yetiştirilen sebzeotundan biraz daha böyle bir aroması var bunun, ama bence güzel olan da o zaten. Bakıyor. Bodrum'a bu yaz, bu sene gelecek mi sizce acaba? Umarım gelir. Bizim gibi avlu hayatı yaşayanlardan, yoksa çok zor. Değil mi? Bodrum'da evler de her taraf açık. Açık böyle. Baksanıza ocak ötüyor rüzgarda. Bu sene bir acayip oldu hakikaten. Tabii şeyle, sarımsaklı yoğurtla servis ediyoruz. Lezzete lezzet katıyorsunuz. İyi işte, sarımsaklı yoğurt zaten en üstüne koysan güzel oluyor tabii, ayrı konu da. Yabancıları da alıştırdık bu işe. Alıştırdık vallahi, yoğurt diyorlar. Yani yoğurdu yerler ama sarımsaklısını pek yoğurdu, yemezler. Vallahi yoğurdu yerler de doğru değil. Ben İşte kaç sene önce, artık iyice ne seneleri de söylemekten şaşırır oldum. Ben ilk işte Amerika'ya gittiğimde bana dediler ki bir gün işte okulda, herkes işte kendi evinde yenen özel bir şey getirsin. Ben de ayran götürdüm. Ayran. Hani hiç Amerika'da görmemişim. Biz evde yoğurt yapıyoruz o zaman. Sokakta yoğurt bulamıyordum ya. Yoktu öyle bir şey. Evet, yoğurt biliyorlar ama hani kimsenin yediği bir şey değildi. Peki yani. Meyveli yoğurt falan. Yok yok, o zaman o daha da o da yoktu. O da yoktu yani. Daha Amerika'da yok ya. O kadar belki vardı da. Neyse, yaptım ayranı, götürdüm. İşte tadına bakıyor ilk kez. İlk tadı aldığı gibi çıkarttı ağzını. Aa dedi, buna şeker yerine tuz koymuşum dedi. Şimdi ayranı da içiyorlar yani. Aslında yemek kültürü böyle bir şey. Herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor. Ne kadar aslında zengin bir memleket burası. O kadar çok, kültür çok, karışık. Çok değişik şeyler. Yemek kültürümüz değil. Aslında şimdi bunu etli de yapabiliyor musun? Tabii, kuzu etiyle de yapılır. Şimdi hani kıymayla yaptık. Aynı şekilde kuzu etiyle de yapabilirsiniz. Buralarda bıçak kıymasından yapıyorlar tabii. Bu ne demek?
bıçak kıyması şey. Satırla böyle. Şimdi şurada kavrulmuş kıymamız var. Bunu da içine koyalım. Hani kıyma kavrulmuş değilse soğanla birlikte de kavurabilirsiniz. Ben şimdi koyuyorum. Buna biraz da pirinç koyacağız. Pirpiri maşı. Pirpiri maşı. Öyle diyorlar. Domates çok fazla olduğu için suyunu belirli bir ölçüde mi koyuyoruz? Bu biraz böyle sulu. Yani çünkü pirinç çekecek ya suyunu. Bir de bu bizim ocaklarımız şey. Çok yüksek ateş. Onun için hani bunun şöyle kıvamı şöyle olmalı aslında. Hani pilav kaçta kaç pişiriyorsanız, 1'e 2 pişiriyorsanız domates suyunu da tabii ölçerek ona göre yapmak lazım. Ama dediğim gibi bizim bu ocaklarda çok fazla ısı olduğu için bu şimdi bunu çekecektir. Çok kadar sulu olmaz. Efendim, İnşallah bakalım tadına yerken söyleyeceksiniz onu. Evet, şimdi bu pişecek. Pişerken bizim hamurumuz olmuş mudur? Olmuştur. Hamurumuz dinlendi. Şimdi artık şekil vermeye geldi. Ben çiğ hamurun adına bakmam lazım. Öyle mi? Peki. Olmaz yani. Peki. Güzel mi? Çok güzel. Şimdi şekil vereceğiz. Bunu çubuk şeklinde yapacağız. Böyle küçük çubuklar yapıyorum. Yumurta akına batırıyorum. Sonra rendelenmiş kaşar peynirini koyup en son hepsini bulayıp şeye diziyorum. Fırın tepsisine diziyorum. İstersen sen de yapayım. Evet, çok güzel görünüyorlar. Şimdi yumurta akına buladık. Sonra kaşar da peynire. Evet, kaşar peynirli çubuklarımızı ince rendelenmiş kaşar peynirine buladık. Önce tabii yumurta akın, arkasından ince rendelenmiş kaşar peynirine buladık. Çok lezzetli görünüyorlar. Ne kadar kalacak fırında? 20 dakika, 25 dakika. 20-25 dakika. Kaç evet. derecede? 170 derece. 170 derece. Koyalım bakalım fırına. Koyalım. Efendim Oyancığım ellerinize sağlık. Şimdi pirpiri maşı, semizotu evet. yemeği. Babamı da davet ettik. O çok seviyor diye yaptık bunu, semizotunu. Hadi babacığım bakalım. Bir bak bakalım tadına nasıl. Nasıl olmuş. Pirpirim diyorlarmış Güneydoğu'da semizotuna da. Buna pirpiri maşı diyorlar. Ama cidden çok lezzetli. Bu... O yabani semizotu. Evet, yabani semizotu. Çok farklı. Evet, yani farklı gibi bir ot gibi değil mi? Evet, çok farklı. Hani pazarlardan biz tabii normalini alıyoruz. Ama pazarlarda köylüler satıyor bunu. Bakmak lazım. Ama zaten burada bunu almak günah yani. Arka bahçeye bakın mutlaka var. Her yerde çıkıyor bu. Bizde de biraz, çıkıyor. Birazcık toprağa su verdin mi? Yabani olarak her yerde çıkıyor. Çok derece. Karavanın bereketli topraklarındayız. Burada dağdan taştan her yerden fışkırıyor. Neyin çünkü bereketli toprakları? Karova burası. Karova. Garova. Garova değil mi? Garova evet.
Çok çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bayıldım. Bir de Oya Hanım kaşarlı çubuklarından yiyelim. Nedir bunlar? Bak bakalım. Bu ne? Efendim kaşarlı çubuklar. Çubuklarımız evet. Bu fena bir şey. Yani benden çok, size çok tavsiye, bundan fazla bir şey yapmayın siz. Sakın bundan yaptınız mı? Çünkü kilolar 5'e katlanacak demektir. Eğer misafirlerinize yapıyorsanız, inanın onlar geldiğinde hiç kalmamış olacaktır. Ev halkı hemen tüketir. Kesinlikle tüketir. Çok fena bir şey bu. Misafirden kurtarabilirse. Fena bir şey bu. Elinize sağlık. Hakikaten çok güzelmiş. Çok teşekkür ederiz. Harika bir tarif daha aldık sizden. Ne çubuktu bu? Kaşarlı çubuk. Kaşarlı çubuk. Evet. Evet. Çok çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Sana da teşekkür ederiz babacığım. Tadına baktın, kalite kontrol yaptın. İyi haftalar diliyoruz. Afiyet olsun hepimize.